Yani vasatı baş tacı etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Herkese merhaba, Vasatlı Avgı programına hoş geldiniz. Bu hafta Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetini konuşacağız. Alanyaspor karşısında almış olduğu. Kimle konuşacağız? Cenk Akyol'la beraberiz. Cenk abi merhaba, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Çok iyi. Bomba gibiyim. Keyifler yerinde dün akşamdan beri. Maç harikaydı. Çok güzel başladık. Güzel bitti. Yani böyle olunca tabii böyle kayda coşkuyla geliyorum. Evet, bugün ayrı bir yüzünde gülen bir hal var yani, Güller tamamen açıyor değil mi? yüzüne yansımış durumda 3-0'lık ve 3 maçtır da gol yemeden kazanılan bir Evet, 10 bak gollük o bir seri aklıma var galiba. gelmemişti benim. Aynen. Öyle de bir seriye dönüştü Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum. Ya da 10 gol atıldı. Yani en azından böyle baktığımızda Fenerbahçe gol bulma konusunda geçtiğimiz seneleri aratmıyor. Ama belki bir tempo konusunda, oyunun belli bölümlerini farklı tempolarda oynama konusunda farklılık gösteriyor Çok demek mümkün. haklısın. Sen Ki bir nasıl de gördün Fenerbahçe'yi dün Alanyaspor karşısında? iyi noktalara temas kurdun, yani söyledin ki Mourinho şey demişti, hani hızlı top oynayacağız diye kendisi deklare etmişti ama şu anda göremiyoruz onu. Ama şöyle de bir şey var. Sen de belki teyit edersin. Hani bu biraz 3-5 maç önce daha da yavaştı sanki. Daha da şeydi. Sanki biraz hızlanıyor gibi. En azından presi iyi yapabildiği için topu çabuk kazanıyor ama kullanma konusunda biraz dediğin hala şeyler var. Yavaşlık, iyi top seçememe. Mesela hemen aklıma Maxim'in gelecek. Onun bir beklentiyi karşılayamaması gibi bir problem var. Ama yani şeydi, trajik değil yani. Çok kötü değil. Yani olacak gibi geliyor bana. Büyük ihtimalle Mourinho onu şey yapacaktır. Uyaracaktır. Gol yememe konusunda da geçen programda sen demiştin. Hani Livakovic'in performansı arttı diye. Dün akşam Tadic kaleci, hatta sen demiştin kaleci antrenörü büyük ihtimalle değişti. O yüzden iyidir falan diye. Bunu Tadic de teyit etti gibi oldu. Hatta Tadic'in söylemesi şuydu. İşte bizi karşı kaleci konusunda uyardı. Ve ben hani aşırtma vuruşu gol yaptım. Hani onun bilgisi dahilinde, Rakip bilgilendirmesi kaleci dahilinde. analizi de yapılmış yani. Evet, o hoş, güzel bir şey. Hoşuma gitti. Livakovic hakikaten güven veriyor. Herkesin söylediği gibi yani 1-0'ken oyunu tuttu, o şeyi aşırtmayı aldı ve ondan sonrası degajla resmen şey asist yaptı. Ve 2-0 oldu maç. Maçın şeyi Evet. değil yani. Kırılma anı bile denilebilir ona. Yani oradaki kırılma anında bir de oyuncu değişikliği de vardı. Normalde orada İrfan Can oyundaydı o gol olduğunda, 2-0 olduğunda. Ben hatta Ben dedim İrfan Can giriyorsa gol atacak Fenerbahçe, öyle gözüküyor. evet, ben de işte Şöyle WhatsApp'ta bir değişiklikten bahsedeceğim. Tadic Mourinho'nun sisteminde Maximen olduğu için Maximen hep solda, Tadic sağda başlıyor. Tadic'in solda geçen sene ne kadar verimli olduğunu görmüştük. evet. İlk pozisyon değiştirmesinde hemen golü buldu. Belki aynen işte bir saattir adamı solda görmeye alışmış olan savunma diğer tarafta görünce kanattan gelen kişinin Tadiç olduğunu, zeki bir oyuncu olup tek vuruşla gol atabileceğini hesaplayamamış olabilirler. O anda degajla birlikte gelen gol de gerçekten güzeldi. Tek vuruş da yaptı. İşte bir golü de böyle bayağı bir adam yani şey yaptı. Şaşırtarak bacak arasından bir golü daha var. O da çok güzel bir goldü. Golcüler derken Yani ilk Dzeko harika. goldeki düşüncesini de ben şöyle analiz ettim ya da kendimce yorumladım. Alanyaspor o kadar kalabalık ki ceza sahasında, zaten topu da orada kurmaya çalışıyorlar. Orada herhangi bir şekilde ayağına gelir gelmez vuruş yapmak Evet. topu gole gitme ihtimalini arttırıyor. Bunlar burada bu kadar sabit duruyorken bunları biraz hareketlendireyim, bacak aralarından deneyeyim dedi. Kaleye de yakın olduğu bir mesafe, 6 pasın civarındaydı. Oradan olunca da böyle pasvari bir şekilde topu oraya gönderdi. Ya Tadiç. halı sahada yapılacak hareketi yaptı esasında yani. Aynen, birçok yorumcu da benzer şey söyledi dün akşam Değil izlediğim mi? programlarda. Laf lafı açıyor. Mesela bacak arası deyince hafta içi de Immobile harika bir gol attı.
bacak arasında neredeyse sıfırdan. Onu da hani etkiledi beni. Çok iyi. Immobile ve Rafa Silva Beşiktaş'ı havaya soktu yani. Çok Çok iyi farklı bir hava transferler. kattı Beşiktaş'a. Derbiler nasıl geçecek göreceğiz mesela. Mourinho ve Evet. Giovanni En yakını Bonkronkor. işte herhalde 2 hafta mı var? Galatasaray, Beşiktaş. Ay. Fenerbahçe, Beşiktaş. Fener Herhalde. Beşiktaş mı? Hala 6. hafta ama araya bir milli takım arası Ha, giriyor milli takım bu haftadan arası. itibaren. Milli takım arası demişken Mert Müldür de sağ beke yerleşiyor gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. O sayıdan sonra Mert Müldür'ü orada görmeye Sırıtmadı bence. Sırıtmadı ama Jaden devam biraz ederiz gibi. benim hoşuma gitmedi. Bir pozisyonda çok kötü bir hata yaptım. Kafa vurdum falan. Ama o, bilmiyorum. Belki oraya bir takviye yapılacak mı? Belki yaparlar bu kadar para Ya bir geldikten sonra. sol bek bekleniyor olması lazım. Evet. Sıfır alternatif. Mert Müldür'ü sürekli bir sağ bir sol oynatmak mantıklı Evet olmayabilir. ama doğru. Ama sanki o sayıyı daha az göreceğiz gibi geliyor bana Öyle mi diyorsun? Ben sağ bekte. o sayı alır gibi diyorum şeyi yani formayı. Çağlar çok beğenildi. Ben de beğendim dünkü Çağlar maçta. geliştirmiş kendini. Ben de Çok, beğendim. çok iyiydi. Çünkü ben de çok eleştiririm o adamı. Yani zamanlaması falan biraz pek iyi değildir. Hamleleri güzel ama zamanlaması iyi değil bence. Ama dünkü maçta çok güzeldi. Başka ne not aldım? Mesela ha şeyi diyeceğim. İlk defa pres yemedik, pres yaptık bu maçta. Sanki bana öyle geliyor. İlk defa demeyeyim ama çok Bu sezon için evet. evet yani Daha bayağı iyi öndeydi. bir presle. Çok iyi bir pres yaptık. Neredeyse 30 dakika top göstermedik adamlara. Ama şey çıkmadı. Hani sonuç çıkmadı, gol çıkmadı. İşte onu sanki ben biraz kolaycılık yapıp maksimine mi bağlıyorum? Yani onun performansına bağlıyorum gibi ama belki de adamların direnci çok iyiydi. Hani böyle motiveydiler. Bize izin vermediler bir şekilde. Ama biz de kullanamadık sanki üçüncü bölgede güzel topu diye Ya düşünüyorum. oyunu çok geride başlattılar zaten. Taktik 6-7 kere arka arkaya kaleciden stopere, stoperden Aynen. Hacer Gönay'a, Hacer Gönay'dan taç çizgisine paralel uzun bir top. John Evet. Cordova oradan koşacak, Serdar Dursun'a verecek ya da soldan gelene tamamlayacak gibi böyle bir plan peşindeydiler gibi. Ve Ama orada orta da ikili orada biraz aksadı Alanyaspor'da. işte Fred Hani çıktı orada. Fred harikaydı evet. hatta. Hani Ali önünde bir top kaptı yatarak ve gol pozisyonu yarattı. Mesela onu atamadık. Yani ilk dakikalarda o pres golle sonuçlansaydı yani 6 da olurdu, 7 de olurdu, olurdu Yani yani. Alanya'da biraz istiyordu Fenerbahçe'yi o bölgede görmek. Yani Niye acaba? Çabuk mu yapabildikleri. çıkacaktı diye düşünüyorlar. Yani Yani rakibi üstüne orta. çekip ofsayt Doğru. çizgisini hiç işin içine katmadan orta sahanın gerisinden çıkabiliyorsam çıkayım. Doğru. Benzer atakları dün Inter Atalanta maçını izlerken de gördüm. O tabii birazcık paralellik takım seviyelerinde gözükmese de oyun anlayışlarında İşte Di Marco sola veriyor. Oradan hemen alıyor önüne. Çizgiden devam ediyor vesaire vesaire gibi. Burada da benzerini yapmaya çalıştı belki Fatih Tekke. Ama çok da teslim konuştu maç öncesinde de. Öyle mi? Ha, ben izlemedim. Yani işte evet. İşte gücümüz belli. Bir Ha. Fenerbahçe'nin bize yardım etmesi lazım yenmemiz için falan gibi laflar ettiğini Allah Allah. Ha, çok iyi. duydum. Ama hep her Garipti. zaman bizden puan almış bir adamdır o ya. Evet ama herhalde bu sezon biraz ödemeler ve oyuncu Ha. transferleri konusunda herhalde bazı sıkıntılar Doğru. var ki yedek oyuncu konusunda da birazcık serzenişi vardı maç öncesinde. Takımdaki oyun yani bunu başka takımlara karşı güzel devam ettirip oynayabiliyorlar ama büyük takımlara karşı geçen sezon aldığı gibi Fatih Tekke belki de bundan dolayı biraz sıkıntılı başlıyordu yani takımının bu maçtan. Belki bugün değil ama Alanya'daki bir maçta belki puan alabileceğini görebiliriz. Bugünkü maça Olabilir, dair, olabilir. dünkü maça dair de öyle umutsuz bir girişi vardı sanki. Yani de mesela ben maçı izlerken hani ilk yarı gol gelmedi. Ben çok emindim hani alacağımızı. Çok rahattım. Beraber izlediğimiz arkadaş hani böyle bir an önce gol olsun da rahatlayalım. Hani maçı keyif yaparak izleyelim. Ben yine de keyifliydim. İkinci yarı geleceğini bekliyordum. Hatta 3-3 bile az geldi. Belki 3-5 yani 5 bile olurdu o maç. Mesela Nesir'in kaçırdığı Evet, 4 oluyordu pozisyon orada yani mesela. o Ben de 4 çok kızdım. oluyordu. O nasıl
yani orada neredeyse demi vole bile vurabilirsin. Yani o kadar rahatsın sen orada ki şey bir adam, yani yapabilecek bir İşte adam uzun aslında. futbolcu olunca tam da olmuyor o iş. Değil mi? Doğru Biraz bir olabilir. 93'sün yani. O topu Evet. hafif Ha. mesela Peter Crouch da bu topları karşılardı. Ama farklı bir pozisyon alırdı. Belki orada ayağının içiyle hafif yavaşlatıp, çünkü bomboş. Evet. Yavaşlatıp indirip vurabilirdi. Ben golü kaçırdığını görünce Daniel El Nesiri dedim. Daniel Guiza'yı Ha, anarak. Guiza. Guiza ne şeydi ya. Ama işte Yani biz Guiza da atamazdı bunları. gol kralı olarak geldi. Hiç çok kaçırdı hakikaten. Evet, güzel pazarladılar. O Bahtsız. sezon orada Ama sonuçta İspanya'dan. pazarlanmaya ihtiyaç var mı? Yani gol kralı bir adama pazarlanmaya bir ihtiyaç yok Ya sanki. eksik anlatıldı aslında o dönemki o pazarlama yöntemi onun. Yani tamam, gol kralı oldu, milli takıma da gitti. O seviyeleri gördü. 26 gol mü ne atıyor? Yarısı penaltı. Öyle mi? Ha. Ve birçoğu da boş kale. O da Ha. orada bir 10 numara vardı, Venezuelalı. Juan Arango. Hmm. O onu çok iyi besledi. Daniel Tabii. Guiza da Fenerbahçe'ye işte Luis Enrique döneminde gelmişti. Bir de Kaçırdığı gollerle saç başı yoldurtmuştu. evet. En-Nesyri'nin golü de onu hatırlattı. Abi ben şeyi sormak istiyorum ya. Geçen biz konuştuk programda. Ben en azından bu Fenerbahçe maçında görürüz dedim. İç sahada. Davuma dair herhangi bir şey maç öncesi sen gördün mü? Ben görmedim. Taraftarlar asmış bir şey. Taraf, Fena kulüp, Fenerbahçe talimizdesin. TFF. Kulüp. Geçen maç ama geçen maç şey yaptı Davumo'la ilgili flamayla çıktık maça. Fenerbahçe, ha tamam, ben bazı maç önlerini bazen 2-3 dakika Ha yok kaçırıyorum yok da o yok. yüzden. Yani geçen hafta çıktık Tamam. Almanca. Yani Güzel tam güzel. olarak ne yazıyordu unuttum ama yani kalbimizdesin gibi bir şey yazıyordu. Okey, ben Çıktı. orayı kaçırdım. Çünkü hafta içi yani benim de dikkatimi çekti. İşte UEFA maçlarında Sven-Göran Eriksson için durum, 1 dakika saygı duruşu yapıldı. Davumu belki atladılar mı, atlamadılar mı? Belki Sen o Almanya'sın. Almanya'da Belki patlayan Almanya'da makas yüzünden. Almanya'da kafayı. yapıyorlardır muhakkak. Ben hani bütün maçlara dikkat edemiyorum. İlla ki vardır yani, ondan eminim. Ama hani TFF'de de bir hareket alınıp bir şey yapılabilirdi bütün maçlar için. Çünkü Evet. Evet. bu ülkede o işte şampiyonluk yıldız savaşları oluyor ya, o yıldız savaşlarından birkaç tanesini kazanan hocalardan biri Fenerbahçe için de Beşiktaş Beşiktaş için de. içinde. Yani Doğru. TFF'nin ta Türkiye futbol tarihinde yeri var yani. Futbol Federasyonu'nun bu tür şeylere Tabii canım, ehemmiyet tabii. göstermesi gerektiğini düşünürdüm. Bu da hani bir yandan marka değeriyle alakalı. Yani böyle bir şey yaparsın, bir yerde bilinirlik arttırırsın ve markanı gösterirsin. Ama işte bunu pazarlayacak kişi bir bakıyorsun TFF'deki işte Pirelli'nin yönetim kurulu başkanı, İstanbul Park'ın işletmesini almış. Futbolla bir alakası yok. Öyle birileri geliyor Geçen işte. gün işte attın tweet, yani adamların seceresine bakmış, hani backgroundlarına, şeylerine, Hangi hakikaten background yani? yani hiç alakasız. Niye Okey, otomobil seçeceğini. yani şey bile şaşırmış. Motorsport.com bile yani ne alaka diyor. İstanbul Park'ın işletmesini alan TFF'ye girdi filan. Onlar bile şaşkın. Peki, ben mesela TFF en son bakmadım bu öbür. Hayır, TFF sokak futbolu, otoyol futbolu, asfalt futbolu getirecekse başımla beraber gelsin. Ortak olsun. Bu 5'e 5 Bilgeç'in asfalt maçı zamanında yapalım. Twitter'daki tweetlerine X neyse işte orada yani kapalıydı, millete yorum kapalıydı. Şimdi hala öyle mi? Bakmak lazım. Merak Hala ettim. öyledir. Hala öyle olduğunu. Hala öyledir. Bazen de Doğru. bazı tweetleri bilerek kapattıklarını biliyoruz. Evet. Bütün maçlarda olması gerekti. O zaman geçen hafta da gözümüze ilişmediyse, bu hafta da Beşiktaş'ın geçen hafta lig maçı yoktu. Belki bu Evet, hafta halen onlar da kapalı. Halen şey yaparlar bir yapıyoruz, şeyler. kapalı. Yani sen bir halkla ilişkiler şey yapıyorsun. Halka, millete kapatıyorsun. Olacak iş değil yani. Yani. Oh, garip. TFF eleştirimizde işin içine kattıktan sonra Fenerbahçe'ye dönelim. Sofyan Dönelim. Amrabat geldi. Transfer bekliyorduk. Evet, demek ki çok istiyormuş. Bak bugün 11.30'da şey yapmışlar. Ya, izlemedim ama basın toplantısı galiba. Orada şeyi söylemiş, hani şeyi kıramam. Sen de tweet atmışsın, çok güzel, hoşuma gitti. Mourinho'yu reddetmek çok zor filan. Adam da demek ki çok istiyormuş Sofyan Amrabat'ı.
İlginç, istiyorsa vardır bir bildiği. Hani ben çok iyi bildiğim bir şey değil. Onun böyle Fas Fransa maçından sekanslar gösteriyor. Mbappe'yi yakalayıp şey yapması, topu tutması falan. Hızlı da bir adama benziyor. Mbappe çok hızlı bir adam çünkü. Onu Hızlı yakalamış. hızlı. Hani böyle şey olarak böyle yapılı falan bir adam. Ağır gibi gözüküyor ama demek ki hızlı. Yani şey değil. Fiziği Daha... üst, fiziği hızlı, bacakları geniş, bacakları Evet. daha hızlı. O konuda biraz Servet Çetin vari bir fizik diyebiliriz. Bacakları ince olunca. Bir de abisi de hızlıydı. Şimdi aileden bir genetik vardır Abisi illaki. forvet bir tane değil mi? Forvet. Nurettin Amrabat. Nurettin neydi? Başka bir Ya şey deniyor. Nordin'di de işte uzun Nordin. Ha, uzun Nordin Nurettin'in Noreddin falan diye de Arapçası. yazılabiliyor Ha. aynen. Yani. Ben öyle Okey. diyorum, Nurettin diyorum. Hani dillerin Galatasaray'da pek birbiriyle isim iç içe yapmadı ama değil mi? geçişli. Öyle güzel hatırlamıyor adam galiba. Nasıl? Ya evet, Şampiyonlar Ligi'nde 3-5 asist yapmıştı Galatasaray'ın o dönem Manchester United, Kluş. Bir de bir takım daha vardı. Braga galiba. O dönemki kadroda fena iş yapmamıştı ama işte en çok eleştirilen bir Belhanda'dan önceki kişiydi diyelim. Belhanda da çok eleştiriliyordu ya. Amrabat'ta. Biraz o Herhalde da transfer parasını şey yapmıştı. Nasıl diyelim? O yüzden eleştiri almıştı diyebiliriz. Daha fazla bekleniyordu ondan. Her zaman beklenti hep yüksek. Amrabat'ta da beklenti ne senin açından? Yani illaki bakmışsındır daha sonra. baktım baktım yani bir çoğunluğun camianın beklentisi çok fazla değil. Sanki böyle hani biraz burun kıvırıyorlar gibi. Böyle bir aura var şeyde Twitter'da. Ben bilmiyorum yani kesici bir özellik şey istiyorlar. Fred'in daha hani playmaker gibi oynayabileceği, kesici görevi bunun yapacağı bir pozisyon için aldılar diye düşünüyorum. Şimdilik bir şey diyemiyorum. Hani yani bence olumlu yani doğru şeyde karakterde bir futbolcu aldılar. Eksiğimiz oydu. Yani kesici kesici özelliğin ön planda olması normal. Öyle de oynatılacak diye düşünüyorum ben. Fred sanki biraz daha rahat edecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki kimi keser dersen işte tabii İsmail'i kesecek herhalde. Kesebilirsin. İsmail yine geçen hafta da söylediğim gibi gene bir hata yapmadan bitirmedi maçı. Ama çok güzel oynadım yani. Ama illa bir Yapacak. hata. Olduğu bölgeye Evet. baktığında o hataya Doğru. zorlanmalar da işin içine Doğru. dahil. Mehmet Topal da yapardı zaman zaman öyle Evet. hatalar. İkisi de top kapma konusunda kendi jenerasyonlarının öne çıkan isimleri. Ben daha çok Amrabat, Fred, İsmail'i de kullanıp Üç. Szymanski'yi evet sağ kanat İrfan'la birbirine alternatif gibi, Tadic'le de Maksimen'i birbirine alternatif gibi rotasyona sokabilir diye düşünüyorum zamanla. Olabilir. Doğru mantıklısı da o zaten. Biri çıkacaksa. Yani Şimanski dün o kadar. İsmail'i birazcık hücum yönünde eksik gibi düşünüyoruz ama bence eksik değil. Evet Gayet de o şu konuda plan da çok iyi. Bugün de çok Avrupa iyi. Şampiyonası'nda da Hakan'a galiba pası iletendi. Doğru. Bazen savunma arkasına geçen sezon toplar attığını da gördük. Hani boyuyla da birlikte orada bir ekstra oyuncu yaratabilir. Hani Amrabat'ı belki birazcık zaman zaman geriye gelme, zaman zaman onu gittiğinde İsmail'in geride kalması gibi şeyler de olabilir. Ben ikisini aynı anda değerlendireceğini düşünüyorum çoğu zaman. Amrabat'ın birkaç tane videosu var. Bu Özellikle Avrupa maçları için. uzun topları falan çok iyi adamın. Hani böyle ayağı O konuda iyi, evet. O çok konuda iyi. uzun, çok iyi pas veriyor. O da Fred de yapıyor onu mesela net de oyunun yapıyor. yönünü değiştirirken. Belki onun pas opsiyonu olamadığı zamanlarda gerektiğinde Amrabat onu alıp kanat değiştirme, belki hızlıca Maksimen'i savunma arkasına kaçırma açısından işte görebilir gibi geliyor bana Amrabat. Ama hani şey değil, alır takımı seviye atlatır, taşır Yok yok. götürür böyle bir Kesinlikle değil. beklentisi olan varsa o Ama işte konuda Fener'in şeyi öyle yani. beklentisini Fener camiası azaltabilir. diyorlar. Evet yani alacak böyle fark yaratacak. Herkes Rıdvan gibi şey yapacak. Ne bileyim hani Alex olacak. Öyle bir şey olacağını beklemiyorum. Burada zaten bu takımda bir tek Fred var o dediğin şeyi hani böyle fark yaratacak adam. Başka adam böyle Szymanski de yaratıyor. Gerçekten bir önceki maçta atak başlangıçlarında özellikle top kapıp
Takımı çıkarırken iyiydi. Ha, bir mesela Maxim'in biraz daha şey yapsa, akıllıca pas seçimlerini yapsa o olurdu. Çok çok Mesela dün farklı giderdik. bir tane topta savunma arkasına kaçırdılar Maximin'i. Karşı Evet. karşıyaydı. Sol ayağı Ama olmadığı için muhtemelen. ayağında geveledi topu, değil mi? Evet, geveledi ve hani sonra Fred kaçırdı galiba o pozisyonu. Yok, Fred de Biri vuramadı. vurdu, Şey, sonra Fred ne vurdu, vurdu? savunmaya Osman çarptı vurdu. gitti. Gekko vurdu. Adama vurdurdu. Doğru. Yani o topları bitirmesi lazım. Tabii. Bitirmesi için orada sol ayağını güvenmesi lazım, çalıştırması lazım. Bir kere O daha dönüyor. çekmene gerek yok yani orada. Yok. Vur orada. Evet. Yani. Aynısını işte geçen sezon boyunca Galatasaraylılar olarak Zaha'dan çektik yani. Hani gideceksin, çekmeyeceksin artık. Şutunu atacaksın. Evet. İşte Çok fazla. kararsızlık, o kararsızlığın göstergesi zaten. Ben onu daha çok ya şuna da bir çalım atayım da önüm bomboş olsun hevesi falan gibi O da düşünüyorum. olabilir. Yani Ya da sol ha. ayağına güvenmiyor. O da olabilir. Ya da o pozisyona çalışmamış. Hep sağ çekip vurmuş. Yani bunlar olabilir ama yani tamamlaması lazım artık onu. Fiziğiyle de geçti. Genç Neyi de bir adam bekliyor? değil yani. Tecrübesiz de biri Yani değil. atman lazım. Sinirli bir ortamda. Atsaydı şimdi yine tartışma şeye gelecek ama Fenerbahçe'de olmaz diyeceğim. Hani daha fazla gol atmış olurdu. Ve Evet. Newcastle'dan, Arabistan'dan neredeyse artık liginde bir üst seviyeye çıkardı. Doğru. Doğru. Hocam. Ne Eksik kalıyor. yapmışım mesela? Amrabat'ı konuştuk. Ha, ilk şeyi de konuştuk. Bu kadar prese rağmen hani top gol yapamamamız ilk yarı. Onu da konuştuk biraz derin esasında. Bir de şey Nesri, El Nesri konusunda hani çok para verdiğin bir adamdan İnsan hata beklemiyor. Türkiye'nin en pahalı transferi şu ana kadar sanırım. Bizim tık yani Fener'in mi yoksa Türkiye tarihinin emin değilim ama Ne şey kadar vermiştiniz? 20 milyon falan diyorlar. Toplam Galatasaray'da maliyeti. işte Gabriel Saray aşağı yukarı o kadar para verdi. İkisi de aynı aşağı seviyede diyebiliriz, benzer. Yüksek İlginç para. yani. O Saray'a nasıl verdiler o da ilginç ama. Bak mesela El Nesri'nin hava topları harika. Hiç şeyi yok. Eksiği yok ve çok iyi. Gene aldı bir tane şeyi. Kaleci çıkardı. Sonra direkten döndü. Attığı gol çok güzeldi. Kafa golü. Nerede? Göztepe'de. Attığı gol Göztepe çok maçında. güzeldi. Olacak inşallah. Ama Isınması işte lazım onun. evet. Bir güzel cevap vermiş şey Mourinho. Daha önce hazır arkadaşlar var. Onları oynatıyorum demiş. O daha hazır gelmedi demiş. Eksiği var demiş ama yavaş yavaş gelecek. Yavaş Sanki yavaş da buyur abi bir şey diyordun. 4-5 maç oldu yani oynayalı değil mi? 4 maç oldu Evet. diye. Ya Yani milli takım arasından sonra daha belki daha oturacaktır evet. herkes. Doğru. Şeyi Fener insanlar konuşuyorlar. Bu Türkiye Kupası'nı da sanki yumuşayıp yeni yönetim dolayısıyla oynayacaklar galiba. Yani öyle bir Başkan şeyden aynı. ha? Ha, Başkan başka aynı. doğru evet, sözünü sözünü çok yiyor ya. O alıştık artık. Yani esip gürleyip sonra maalesef öyle, o kötü bir huyu var. Ama iyi insanlar unutmuyor. Biz unutmuyoruz tabii. Evet, Kendini Türkiye unutuyor Kupası belki ama. fikstürde olacak mı olmayacak mı bilemiyoruz ama fikstürü şu saatlerde de yavaştan açıklanacak galiba. Bir Ha, Avrupa evet Ligi bugün fikstürü değil mi? Doğru var evet ona da girelim. Fenerbahçe'nin Doğru. önünde. Bir de o grubu Herkes konuşalım. evet. Ben şeyi anlamadım. O hani üçüncü torba, dördüncü torba, birinci torba. Galiba şey aynı torbadan da mı çekilebiliyor, Evet, yani aynı torbada hangi iki takımla oynayacaksın? Kendi seviyende hangi gelebiliyor? iki takımla oynayacaksın? Hmm. Senden Evet. bir seviye yüksek hangi iki takımla, bir alt seviye hangi takımla, hangi iki takımla Evet. oynayacaksın gibi ve aynı ülkeler birbiriyle oynayamaması koşulu dışında Galiba ne aynı dediler ki? ülkeden aynı takımlarla oynayabiliyorsun, aynı ülkenin Şey, takımlarıyla kura gibi. yok yok algoritma seçiyormuş onu filan dediler ama anlamadım onu. Öyle mi? Kurasız mı seçiliyor takımlar? Böyle bir şey dediler. Rahatsız değil, orasını kaçırmış olabilirim. Ben Ama onu yapılıyor bilmiyorum takımlar, yani galiba algoritmanın kriterlerini dediğim gibi. fikstür galiba şey bir AI diyebileceğimiz, tabii veriler verilecek o akıllı sisteme de. Diyecek ki işte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın iç saha maçlarını aynı güne koyma.
İstanbul Trafiğinde. trafiğinde küfür yeme UEFA. Ekrem İmamoğlu Olabilir, durduk yere küfür yemesin falan evet. diye öyle bir Doğru. kod yazmışlar. Hakikaten. Ha, belki değil mi? Biri deplasmanda olacak, biri bilmem. Tabii. O da olabilir. Aynı Ona da. gün, aynı saat olmaması, işte atıyorum aynı kıtada olmaması belki bir şey bile olabilir. Bu tür Doğru. şeyler de gözetilecek. Ben de bu sırada fikstüre bakmaya çalıştım. Ben de şey yapayım. Açıklandı Aklımda mı diye var tabii ama ama ne var? cumartesi günü diye ben görmüştüm. Bugün. Gruplara bakabiliriz tabii. Fenerbahçe'de Evet. Manchester United, Slavia Prag, Lyon, AZ Alkmaar, Saint-Gilloise, Ha. Midtjylland, Athletic Bilbao ve Twente var. Atletik Lille'in elediği Fenerbahçe, Lille'i eleyen Slavia Bilbao. Prag'la eşleşti. Evet, O da evet. ilginç bir. Bir de geçen seneden Galatasaray'la oynaması sebebiyle de o maç çok ilgi çekecek. Sparta ile oynamıştık. Ha, pardon, Sparta Evet. Prag. Onlar Bu Şampiyonlar Slavia, Ligi'ne gittiler. Prag değil mi? Bu Slavia. Ha, aynısı değil. Tamam, doğru. Çok benziyor ya isim Slavia Sparta. Bu biraz daha Slav ırkının sempatizanı bir takım. Öbürü Sparta. Sparta Sparta işte işte vardır herhalde bir. herhalde öyledir. Çok var ya Biraz daha öyle bir Sparta takım. falan. Doğru. Şey zor rakiplerle sanki evde oynuyoruz gibi değil mi? Bakayım o. United, Lyon, Evet. Saint-Gilloise ve Athletic. Bilbao mesela. Bilbao çok iyi takım. Evet. Kalecisi milli. Diğerlerine bakmadım ama bu iyi Yarısı A takım var. milli de oynuyor. Şampiyon Neyse oldular evet. bu sene. Tabii Nico tabii. Williams dahil. Herhalde en zor takım o. Yani. United'da bir sürü hikaye var işte. Ne o? Bizim Mourinho, Fred, Amrabat. Amrabat daha doğru. Evet geçen sene değil mi? 6 ay. Öyle. 6 ay var. 6 ay artık şey gündemden Olsun. düştü Sonuçta sanki Fener yani. maçında. Belki öyle bir fikstür çıkacak ki Manchester United'ın karşısında kalesinde 6 ay olacak. Olabilir. O şey siyahi kaleci duruyor değil mi onlardan? Altay Duruyor mı duruyor. daha Ona kötü, o mu bakıyorum. daha kötü diye konuşuluyordu bir ara. Hani Altay bunu Evet. kesemiyor mu falan diye. Kalecileri biraz zayıf halka gibiydi ama şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdi idare ediyor aynı. Yani savunman ne kadar iyiyse kaleci de o kadar az hatalı oynuyor. Evet. Ama Mesela tabii iki tane biraz da Hollanda. diğerlerine göre yani kendi rakiplerine göre diyelim Onana birazcık daha savsak. Bir de iki tane şey var. Hollanda takımı var. Alkmaar'la Twente. Sanki Evet. Hollanda takımları bize yumuşak mı geliyor? Böyle bir kağıt üstünde daha kolay gibi geliyor bana ama Yani bilmiyorum. Twente'yi de geçen senelerken birazcık zorlanmıştı sanki Fenerbahçe. Zorlanmış. Hani 10 Evet kişi ama bu sene kalan Fener Twente'ye geri dönmüştü evet filan. doğru. Ama bu sene bayağı üzerine koydu yani şeyin güçlendi bence bizim kadro bayağı iyi Tabii oldu. tabii tabii kadro oturdu. Ne oynayacağını biliyor herkes Fenerbahçe'nin Evet. aşağı yukarı. Oyuncular da biliyor. Esas Tabii. önemli olan kısım o. Uygulayıcılar da iyi uyguladığı zaman o bilindik oyun. Göze hoş gelen oyun Öyle mi? gollerle O süsleniyor. nasıldı? Royal Union neydi takımın Union Saint-Gilloise diye söyleniyor. Royal? Ha, evet. Yani Belçikalı. Union'da takımda geçen seneki gibi kuvvetli değil, eksildiler. Ama yine ligleri açısından o seviyelerini koruyorlar diyelim. Bunları Ama 3-0 zaten yendi. Fenerbahçe'nin yenmiş olduğu bir takım Evet. olacağı için, tanımış olduğu bir takım olacağı için geçen seneden, geçen sene de değil, 3-5 Evet. ay öncesinden. Tabii bu 3-5 ay maç bravo. Doğru. 2025'te oynanmazsa Ha öyle o bir da var. durum var. Ben şey nasıl kadroları aynı mı bilmiyorum ama bakmak lazım tabii. Yani bunları 3-0 deplasmanda yenmiştik. Sonra öbür maç nasıldı acaba? Lyon'da da Zaha olacak mesela. Ha Lyon'da Zaha olacak. Doğru. Zaha fiyaskosu hakikaten ya. Yani millet yangın yeri yapmıştı. Zaha'yı elimizden kaçırdık. Galatasaray'a verdik falan işte. Görsünler yani Gerek yok. adamlar üstüne para veriyorlar göndermek için. Evet, yani yarısını 6 milyon euroluk senelik parasını Galatasaray ödeyecekmiş. Yani bir galiba 3 milyon şey Lyon'da 3 milyon kiralama kiralama bedeli de ödüyormuş. Zaten bedeli. ne demek oluyor? Yarısını siz Yarı verin, yarıya. yarısını biz verin. Kağıt üzerinde Evet. bunu böyle gösterelim oluyor bunun adı.
Evet. Yani burada fikstüre bakmak lazım. Fikstür de açıklansaydı güzel olacaktı şu sohbet Evet, bunu sırasında. konuşmadan önce değil Ama mi? henüz evet daha Başka gelmedi acaba? yani. Şey, diğer takım neydi? Twente, Alkmaar. Alkmaar kaçıncı? Onlar da orta sınıf bir takım herhalde. AZ Alkma Alkmaar. eskisi gibi değil ama aralarda bu kupalarda yer göster şey boy Her gösteren zaman, evet, her zaman olan bir. Geçen iniş ve sene kaçıncı çıkışlar. bitirmişler bakalım. Hemen. Dördüncü bitirmişler. Twente üçüncü bitirmiş. Yani. Hollanda'nın 3'ü 4'ü Fenerbahçe'nin rakibi. Aynı şekilde bir tanesi Beşiktaş'ın da rakibi yanılmıyorsam. Şey, Alkmaar Evet. Beşiktaş'ın rakibi. Galatasaray'ın rakipleri neydi? Bakalım. Tottenham, Ha, Ajax, Tottenham. Tottenham çok iyi bence mesela. Ajax herhalde o kadar bu sene PAOK. nasıl Farioli var. bir... Şu anda Doğru. Alkmaar'da ligde birinci gidiyor. 4 maçta 10 puan almış. Evet, bir beraberliği var. PSV eksik, daha oynamamış ama 3 Yani maçta. Fenerbahçe'nin mesela Cikus'u sakatlandı bugün. Bu hafta. Evet. Kaç hafta Evet. sürecek? Biraz da sakatlıklarına da bakacak. Belki Tadiç'in sakatlanması yaşanacak. Başka bir oyuncunun. Yani kilit oyuncularının sakatlanması durumunda Evet, değil mi? Bir B fikstür. hep B planının iyi olması lazım. Yani 3-5 tane Evet. C dediğin gibi yani teorideki aksaklığa göre vardır herhalde, bir tavşan mavşan çıkaracak bir şeyler. İşte Cengiz Ünder'i herhalde Heh. saklıyoruz mu diye düşünüyoruz Bence o kendi Fenerbahçelerin saklanıyor. Geçen hafta da empatisiyle. konuştuk. Ha, saklıyoruz falan değil. Adam saklanıyor resmen yani. Ya bu hafta oynamadı bilmiyorsam. Ama Oynamadı. çalışıyormuş. Bakalım aldığı Parayı. haberler doğru mu değil mi? Göreceğiz Cengiz Ünder adına. Ne Fenerbahçe haber? için Ne haber güzel bir abi? sezon başlangıcı oldu. Milli takıma da oyuncularını gönderiyor Mert Müldür'ü. Gene gönderiyor. Samet Aykaydın'ı gönderiyor. Evet. İrfan Can yine orada. Bir de şey gelmiş maçı, ne Demir almış çocuğun Merih Demiral. adı. Melih Demiral gelmiş, seyretmiş, hatta sarı lacivert kalp yapmış falan. Aa ne güzel. Beraber. İşte şey diyorlar, hani Yeni seni transfer. bu sene için sanmıyorum ben de, seneye Hiç olabilir belli diyor. olmaz. Her an her şey olabilir. Transfer daha Yani... kapanmadı. 3 günümüz var Avrupa'ya da kadroları bildirmeye. Yine Ha, Türkiye'de bir doğru. 12'sine 13'üne kadar devam ediyor bildiğim kadarıyla. Avrupa için Gelişmeler. tabii 3 gün kaldı değil mi? Tabii, liste verilmesi Bir daha konusunda. adamdan bahsediliyordu. Daha 8 numara olarak neydi? Arjantinli miydi o çocuğu? Adı Medina, Boca neydi? Juniors'tan. Ha, evet. Yetişirse belki onu da görürüz Fenerbahçe kadrosunda. Hiçbir fikrim yok. Ben izlemedim bile. Kaç yaşındaydı? 22 yaşındaymış. 22-22 genç, iyi çocuk. Evet. Potansiyelli. İyi, oynadığı takım da iyi. Boca Juniors. Evet, Yani. milli olmuşluğu da var. O yüzden potansiyelli iyi bir hamle olabilir Fenerbahçe için. Programı bu şekilde tamamlıyoruz. 3-0'lık galibiyetini konuştuk. Alanyaspor karşısında aldığı Fenerbahçe'nin Cenk Akyol'la. Cenk abi ağzına sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gösterilen ilgiye de ayrıca teşekkür ediyoruz ve gösterdiğiniz ilgiyi somuta dönüştürmek isterseniz like bırakıp mutlu yorum yazabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bir O sonraki işlere Vasatlı biraz Avgü'de görüşürüz. dikkat edelim. Oldu. Yani Aynen. not edelim kanalımızı. Aynen. Yayınlandığında hop bildirim geliyor en basitinden. Bu işe Aynen. yarıyor. Hemen de izleme imkanı kazanıyorsunuz böylece. Bir sonraki Vasatlı Avgü'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Çok teşekkürler Volkan. Sağ ol. Yani vasatı baş tacı etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var.